CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hilvan ilçesinde bulunan depremzedelerin kendi kaderlerine terk edildiğini ifade etti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Taşırmış durumda. Peki burada WC ve duş yazılı. Burada su var mı? Yok. Peki bunu kim getirdi? Deprem nedeniyle onlarca yapı yıkılırken binlerce yapı ise ağır hasar gördü. Şurada bak, tabii yani bunu deprem için getirdiler değil mi? Burada su var mı? Yok yok. Tuvalet? Sağlamamışlar vekilim falan. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim kapsamında Hilvan ilçesindeki vatandaşları ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, depremzedelerin yaşadıklarını, sorunları dile getirdi. Ha bu içme suyu olarak kullanıyorsunuz. Burada halen su bağlanmadı. Yani işte uzun süreden beri. İlçeye bağlı Hoşin Mahallesi'nde depremden etkilenen vatandaşların kendi kaderlerine terk edildiğini ifade eden Milletvekili Tanal, Atatürk Barajı dibindeki Hilvan'da hizmet yok, su yok, elektrik enerjisiyle pahalı sulama yapan çiftçi batık durumda dedi. Zarar gördü, bağlaması lazım, bağlatamadılar. Su bağlamadılar, evet, su medeniyettir. Su aslında uygarlaşmadır. Su aynı zamanda bir insan hakkıdır. Burada insan hakları ihlal ediliyor anladığım kadarıyla. Peki saygılar, geçmiş olsun canım. Efendim burası Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi Hoşin köyü. Gördüğünüz işte burada deprem nedeniyle vatandaşımız taşırmış durumda. Peki burada WC ve duş yazılı. Burada su var mı? Yok. Peki bunu kim getirdi? AFAD getirmiş. Yani bakıyorum burada AFAD tabelası var. Şurada AFAD tabelası. Yani bunu deprem için getirdiler değil mi? Burada su var mı? Yok yok. Tuvalet? Bağlamamışlar vekilim falan. Bağlamamışlar. Evet buraya kanalizasyon yok. Peki ben anlamadım. Burada Hacı amcam şu su bidonu var. Burada su yok mu? İçme suyu mu? Bunu içme suyu olarak kullanıyorsunuz. Ha bu içme suyu olarak kullanıyorsunuz. Burada halen su bağlanmadı. Yani işte uzun süreden beri vatandaş gayet rahat bu suyu da boşuna akıtmayayım. Bu yine içme suyu tankeri, o içme suyu. Peki buradaki tüm evler hepsi içme suyu tankeri böyle mi kullanıyorlar? Burada da var. Burada var. O evin de aynı şekilde. Anladım. Efendim zarar gördü. Bağlaması lazım. Bağlatamadılar. Su bağlamadılar. Su medeniyettir. Su aslında uygarlaşmadır. Su aynı zamanda bir insan hakkıdır. Burada insan hakları ihlal ediliyor anladığım kadarıyla. Peki saygılar, geçmiş olsun canım.